Türkiye'nin Afganistan'a asker göndermesine taraftar değilim. Ama bu benim itiraz sebebim şu. Yani evet, neden göndermesine evet. sorulduğunda benim cevabım şu. Ben devletimin ve ordumun Afganistan'da Amerika adına burada NATO görevlisi olarak bulunmasına, nöbetçi olarak Afganistan bekçisi olarak konumlandırılmasına itiraz ediyorum. Dolayısıyla AK Parti'nin bu amaçla orduyu görevlendireceğini düşündüğüm için karşı çıkıyorum. Ve bunu da NATO ile ve ABD ile bozulan ilişkileri onarmak için vesile yapacak. Hangi başlıklarda gerginlik var? S-400 meselesinde yahut Suriye meselesinde yahut işte Ege'deki meselelerde ya da o Biden'la barışma meselesi. Yani orada bir kriz meselesi, o da bir kriz başlığı. Amerika'yı mümkün olduğunca yanına çekebilmek için bakın ben burada da sizin adınıza görev yapıyorum denilecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Amerika için 3 şart sundu. Evet. Değil mi? O 3 şartın ilkinde ne yer alıyor? Amerika bizimle bu hareket etsin. Bunu Afganistan'a bu noktada pazarlık meselesi olarak kullanacaklarını düşünüyorum. Öyle veya böyle benim inancım bu ama Türkiye kamuoyuna, Türk kamuoyuna AK Parti'nin bir açıklama yapması icap ediyor. Biz neden oraya gidiyoruz ve orada hangi çıkarı koruyacağız? Ulusal çıkarları mı koruyacağız? Adına hareket ettiğimiz ulusal çıkarları mı koruyacağız ya da ABD adına mı hareket edeceğiz? Dolayısıyla buna yanıt verilmedi henüz. Neden gidiyoruz? Biz niye oraya gidiyoruz? Kore'ye gittik. Karşılığında NATO, karşılığında uluslararası güçlere dahil olduk. Yani Libya'ya gittik. Neden gittik? Libya'da işte münasır ekonomik bölge Akdeniz'deki mavi vatandaki çıkarlarımız diye gerekçelendirildi ve gittik. Buradaki gerekçeyi bilmek zorundayız. Burada AK Parti öyle ben bu orduyu istediğim yere kafama göre yollarım diyemez ve dememedi. Bu noktada ben Afganistan Taliban'la görüşülmesine de itiraz etmem. Yani Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa pekala Taliban'la bir başka toplulukla, devletle ve çıkar topluluğuyla görüşülebilir. Temelde buna da itirazım yok. Ama bu görüşmeyi izah ederken, yani Afganistan'la görüşmeyi izah ederken onlar da bize uzak değil. Denilmesine itirazım var. Tam cümleyi söyler misiniz Hande Hanım? Şeylerden bahsediyorsunuz. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden talep edilen 3 şart şu şekilde. Hayır, o değil. Şöyle, Cumhurbaşkanı Lefkoşa dedi ki cami çıkışında, yani bunlar Amerikalılara görüşüyor, bizimle de görüşürler. Evet. Nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri evet. Taliban yaptıysa, herhalde Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Tam da buna itirazım var. Yani bizim Afgan halkıyla tabii ki inancıyla ters bir tarafımız yok. Hatta Afganistan'ın kuruluşu Türkiye vesilesiyledir. Dolayısıyla Afganlarla biz aynı inanca mensubuz. Aynı kültürel ve dini iklimden geliyoruz. Ama Taliban öyle değil ki ya. Taliban'la nasıl aynı inanca sahip olabiliriz biz? Taliban Afganistan'daki çoğunluğu oluşturan Peştun etnik kimliğinden gelen radikal bir İslami oluşum. 1979'da Sovyetler buraya müdahale ettiğinde Afganistan'dan Pakistan'a giden ve sınır boylarındaki dini medreselerde talebe olarak yetişenlerin oluşturduğu ordu bu. 1979'dan sonra oluşan küresel cihat ideolojisinin evladıdır Taliban. O kamplarda yetişmişlerdir ve Afganistan 96 ile 2001 yılında Kabil'i, yani Afganistan'ı yönettiğinde Taliban insanlık tarihinde kara bir leke olarak alınacak icraatlara imza attı. Taliban sadece bakın sadece mezhep değiştirmediği için Şii, Hazara kimliğinden ve inancından 400 bin insanı katletti Taliban. Taliban sokaklarda işte daha yeni görüyorsunuz kadınların taşlanarak öldürülmesinden tutun da hırsız olduğu için işte vatandaşın elinin ayağını keser. Kadınların eşler olmaksızın sokağa çıkmasını, burka takmaksızın sokağa çıkmasını yasaklayan, kadınların, erkeklerin sakal bırakmasını, sakalı kesmesini yasaklayan, sinemayı, televizyonu, müziği yasaklayan bir insanlık dışı orta çağ andıran bir işte kendince hukuka sahip. Yani o hukuku icra ediyor ve şunu söyleyeyim, açıklıkla şunu söyleyeyim. Bakın yıkılmazdan hemen önce Taliban iktidarı put diye 2000 yıllık Buda heykelini patlattı. Yani onun bir varyantı IŞİD'dir zaten. IŞİD'den tek farkı Afganistan dışında cihat hareketi yapmamasıdır. Ülke içerisinde daha geçen gün cuma namazı kılınırken bomba patlattı. Araçlı saldırılar, araçlı bombalarla, canlı bombalarla Afganistan'ı yerle bir ettiler. Kadın kızları okullara göndermediler.
kadın okulları kapattılar. Biz bunlarla nasıl bir arada ve yani o kadar uzak değil olabiliriz? Ya şu kadarını söyleyeyim. Afganistan'daki Taliban'ın ideolojisi sadece bir laik olarak beni Berhan Şimşek değil, bir dindar olan bir muhafazakar siyasetçi olarak Erdoğan'ı da tekfir ediyor. Bilmem haberi var mı? Erdoğan'ın bir siyasi partisi kurmasını yani demokrasiyi küfür addediyor. Günah küfür, Allah'a isyan addediyor. Parti kurmak küfür, demokrasi küfür, anayasa yapmak küfür, yasa yapmak küfür, sakal kesmek küfür. İşte bunların hepsi Taliban ideolojisinde zaten yasak hükmünde. Dolayısıyla Türkiye bu ideolojiyle kesinlikle yan yana değildir. Aynı inançta değildir. O kadar uzak denilecek bir mesafede hiç değildir. Türkiye laik, demokratik bir hukuk devletidir. Bunun altını kalın kalın çizmek isterim. Bir diğeri şu. Şimdi Afganistan'dan göç yeni değil. Yani 10 küsur yıldır Afganistan'dan bir göç var ve Türkiye'de rivayetler muhtelif ama 1 milyon civarında Afgan göçü, Afgan nüfusu oluştu. Şimdi Afganistan hepsi Afgan diye niteliyoruz. Bunlardan bazıları Özbek, Türkmen, bazıları Peştun, pardon, bazıları oranın ana akım etnik kimliğine sahipler. Ve bir kısmı Türkçe biliyorlar. Yani onların bir kısmı Zeytinburnu'nun tekstil atölyelerinde görürsünüz zaten. Dolayısıyla uzun zamandır bir Afgan göçü var. Afganlar Anadolu'da daha çok çobanlıkta istihdam ediliyorlar. Yani işte namuslu, işinde gücünde, hali vakti yerinde. Yani ekmeğine için çalışan insanlar diye bilindikleri için tercihen de onlar çalıştırıyorlar. Ama Afgan ve Pakistanlılar Türkiye'de gelen göçün en alttakilerini oluşturuyorlar. Bir üstünde Suriyeliler var zaten. En alttaki grup. Ağzına vur ekmeğini al grup. Sigortasız, izinsiz, efendim çalıştırılırlar, maaşları verilmez. Türkiye'nin çarpık kapitalizminin en alttakileridir onlar, köleleridir, o durumdadırlar onlar. Bunu vurgulamak isterim. 10 küsur yıldır Afgan göçü vardır ve Türkiye'nin özellikle İran sınırı. Yani Ağrı'dan başlayın, Hakkari'ye kadar ama bilhassa Van'da, Özalp'te, Çaldıran'da bu bölgelerde yoğun bir göç vardır. Bakın Türkiye'nin içinden batıya doğru, doğudan batıya doğru değil, Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan Türkiye'ye bu insan kaçakçıları şebeke halinde çalışmaktadırlar. Ve burayı bazı kısımların arabayla tümünü yaklaşık 45 günde yürüyerek gelmektedirler. Türkiye'nin dağlarından Van'a giriyorlar. Bunların bir kısmı İstanbul'a bırakılıyoruz diye Diyarbakır'a getiriyorlar. Ankara'ya bırakıyoruz diye Van'a getiriyorlar. Bunların bir kısmını şimdi görüntülerde ince uzun bir kafile halinde yürürken görürsünüz. Yahut bir kısmını Niğde'de olduğu üzere tırın kapağı açılır, birdenbire tepeyi tırmanırken görürsünüz. Yahut bir kısmını Van Gölü'nde teknelerde görürsünüz. Bir süredir, bakın bir süredir. Şimdi yurttaşlarda bir infial var anlayabiliyorum ama 3-4 senedir bu böyle. Ben geçen sene bu olacağı birini yaptım. Bakın 2018'in, 2019'un Aralık ayında, 25 Aralık 2019'da, 27 Haziran 2020'de Van Gölü'nde iki tane göçmen teknesi battı. Birinde 7, diğerinde 61 insan öldü. Tekne hala yer altında, çıkarılmayan cesetler var. Van Gölü'nde çalışan balıkçılar maalesef daha çok para gel, balıkçıların bazıları, hepsini itham etmeyeyim ama bunların bir kısmı göç kaçakçılığında rol alıyorlar. Maalesef şöyle bir durum var. Kışın gelen göç nedeniyle bazı insanlar, bazı mülteciler, bunların çoğunluğu Afgan, bir kısmı Pakistanlı, bir kısmı Bangladeşli, bir kısmı İranlı, bir kısmı Bangladeşli, bir kısmı İranlı, bir kısmı da Afrikalı. Bu hattan girerken kışın dağlarda donarak ölüyorlar. Onların cesetleri yaz başlarında karlar eridiğinde hayvanlar tarafından parçalanmış cesetlerini topluyoruz biz. Van'da ise Van Gölü adeta mülteci deryasına dönmüş durumda. Ve burada maalesef bazıları kayıtlı, bazıları kayıtsız batan alabora tekelerde onlarca mülteci hayatını kaybediyor. Evet. Bütün bunlara rağmen ulaşabilenler Ankara'da, İstanbul'da ya da Anadolu'nun her yerinde geçinmeye çalışıyorlar. Bunların yanı sıra Pakistanlılar ve Bangladeşliler de var. Türkiye'nin doğu sınırı artık kontrol edilemez hale geldi. Uluslararası insan kaçakçılığının alanı haline geldi. Bakın bu bölge geçmişte sınırın her iki yakasındaki işte aşiretler, genelde ortadan bölünmüş oluyorlar bunlar. Aşiretler geçmişte bu alanı çay, sigara, silah, hı hı, ve akaryakıt kaçakçılığında kullanırlardı. Şimdi çay yerine Afganistanlı, işte şeker yerine Bangladeşli kaçırıyorlar. Bunları getirip metropollerde ucuz işçi olarak çalıştırıyorlar. Bir kısmı ise botlarla Avrupa'ya kaçıyor. Bunun için bizim derhal politika geliştirmemiz lazım.
Afganistan, bu sadece Afgan değil ama çoğunlukla Afgan, İranlı, Bangladeşli göçünü duvar mı öreriz? Efendime söyleyeyim, güvenlik önlemlerini mi arttırırız? Bu ülkelerle ilişkin duvar örmek bilmiyorum. Mesela bir çözüm müdür İsmail Sağ? Örüyorlar şimdi, örüyorlar kısmen. Yani bir yol bulmalıyız çünkü dünyanın bütün mültecilerinin havzası değil Türkiye. Bunu bakmak da mümkün değil. Toplumsal çatışmalara neden olacak. Yani infiale yol açacak, insanlar karşı karşıya getirecek. Şu an bile 1 milyonun üzerine çıktı. Bunu yönetebilmek çok zor Türkiye aslında. Türkiye'nin de ekonomik kaynakları buna el vermiyor. Bir çözüm yolu bulabilmeliyiz ama bulacağımız çözüm yolu insani olmalı. İnsanları bulunduğu yerden, ailelerini parçalayarak döndüğünde bir vahşetin ve şiddetin eline terk etmemeliyiz. Döndüklerinde ölümcül bir hayatın içine düşmemeliler. Yani evet. Orada da insancıl politika geliştirmek zorundayız. Ama Türkiye'de kabul edelim ki böylesi bir insan yükünü kaldıramaz. Ama şunu söyleyeyim. Afganistan'daki Taliban uygusunun yerleşmesiyle bu göç dalgası daha da büyüyecek. Ve Türkiye Afganistanlıların kapağı atacağı bir yer haline gelecek. Suriye bahsindeki üç kelam etmek isterim. Suriye göçü durdu. Türkiye toplumu şimdi geri gönderelim mi göndermeyelim mi tartışmasını yürütüyor. Her seçim döneminde de alevlenir bu tartışma. Doğrusu 10 yıl oldu. Suriyeliler geleli 10 yıl oldu. Bunların bir kısmı evlendi, bir kısmı çoluk çocuğa karıştı. Türkiye'de evet. Doğan yarım milyon Suriyeli çocuk var. Bunlar Arapça değil, Türkçe konuşuyorlar. İş hayatına katıldılar, kendi evet. alanlarını kurdular. Dolayısıyla eskisi kadar gönderelim cümlesine evet diyebilmek sosyolojik ve teknik olarak mümkün olmaktan çıkıyor. Hı-hı. Ne yapmamız gerekir? Öncelikle bu sorunu Türkiye'de çözemeyiz. Suriye'de çözmemiz gerekir. Esad'la derhal anlaşmalıyız. Derhal görüşmeliyiz. Esad'la görüşmeden geçirdiğimiz her zaman kayıptır. Sadece Suriyelilerin çözüm noktasında kayıp değildir. Ulusal güvenlik açısından kayıptır. Suriye'ye de çözülecek problemlerin hepsinin muhatabı Esad'dır. Esad'dan atlayarak, Esad'ı yok sayarak sorunu çözemeyiz. Esad'la anlaştıktan sonra buradaki Suriyeliler ki çoğu Esad karşıdır. Hı hı. Onlara bir yere laf ilan ettirmeliyiz. Siyasi genel laf olmalı bu. Ardından vatanlarına güven içerisinde dönmelerini, onların geldikleri gibi aynı güvenle yaşayabilmelerini sağlayabilmeli ve kontrol edebilmeliyiz. Yoksa aksi takdirde gittiklerinde ne hali varsa görsün diye göndermek de Türkiye'yi uluslararası arenada töhmet evet, altında yani can bırakır. Güvenliğini bakın, mutlaka sağlamamız gerekiyor. Bakın olmaz. Bakın evet. Bir zamanlar Idi Amin ülkesinde tuttu ne yaptı? Ben burada Hintlileri istemiyorum diye bütün Hintlileri bir tür tehcir politikasıyla ülke dışına çıkardı ve insanlık o gün bugün lanetlanıyor. O nedenle bu biz de ülkemizde bence de Suriyeli nüfus artık güven içerisinde vatanlarına dönebilmeli. Pekala. Ama bu gönüllülük temelinde. Döndüklerinde ülkelerinde aç kalmadan, uykusuz kalmadan, bir şiddete uğrayacağı korkusuyla yaşamadan olmalı diye düşünüyorum. Öncelikle Esad'la anlaşmalıyız. Pekala. Çok teşekkür ediyorum sağolunuz görüşleriniz için. Evet, İsmail Saymaz der ki biz neden Afganistan'a gidiyoruz?